Herkese merhaba. Bugünkü konumuz dolar yasaklanabilir mi? Aslında soruyu şöyle sormak bence daha doğru olacak. Dolar yasaklanabilir mi değildi de, dolar yasaklansın mı? Çünkü her şey yasaklanabilir bildiğimiz gibi, ama bize zararlı, topluma zararlı olanların yasaklanması doğru olandır. Bunun için doların ne olduğunu tabi hepimiz biliyoruz. Ee, ne olduğunu hepimiz biliyoruz ama dolar hayatımıza nasıl girdi? Neden bu kadar yasaklanıp yasaklanmaması çok tartışılıyor. önce bunları bir e, irdelememiz bir öğrenmemiz görmemiz gerek ki ondan sonra yasaklanıp yasaklanmamasına e, karar verelim. Dolar hayatımıza nasıl girdi? E, dolar hayatımıza e, biliyorsunuz bunu çok duymuşsunuzdur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Amerika, İngiltere, Fransa'nın liderliğini yaptığı taraf e, ve Sovyetler Birliği tabii onu da unutmayalım. E, Sovyetler Birliği'nin e, liderliğini yaptığı taraf artık Almanya, Japonya ve İtalya ittifakını yenmişti. Artık dünyaya yeni bir lider gerekiyordu. Eskiden üzerinde güneş batmayan e, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun liderliği bu savaş sırasında e, artık sona ermişti. Amerika'nın küçük bir kasabası olan Bretton Woods'ta e, 1944 yılı Temmuz ayında bir toplantı yapıldı. Doların rezerv para olmasını kabul ettiler. Dolar rezerv para oldu. E, yani dünyada dış ticarette kullanılacak para oldu. Bir ons altın yani 31.1 gram altın 35 dolar olarak sabitlendi ve tüm dünyanın kendi ulusal milli paraları da her devletin kendi parasında dolara bir e, şekilde sabitlenerek sistem uygulanmaya başladı. Ta ki 1971 yılına kadar. 71 yılında ne olmuştu? 71 yılında 64 yılında e, Vietnam'da e, Vietnamların e, bağımsızlık için başlattıkları e, savaşta Amerika ortalığı yakıp yıkmasına rağmen her türlü silah gücünü yığmasına rağmen Vietnam için bağımsızlığı için savaşan güçleri yenemiyordu. Ve inanılmaz para harcamıştı Vietnam savaşı için. Artık bütçe, bütçe açığı veriyordu. Bütçe açığını kapatmak için zorunlu dolar basmak zorunda kalıyordu. Bu süreç öyle bir noktaya geldi dayandı ki artık altına bağımlı dolar mecburen altından bağımsız olmak zorunda kalacaktı. Yani Bretton Woods'un ana sözleşmesi doların rezerv para olarak kabul edilme sözleşmesinde yeni bir aşamaya gelinmişti. Nixon döneminde dolar artık altından bağımsız serbestçe basılabilen bir para birimi haline gelmişti. Peki olabilir e, dedik yani serbestçe basılabilir. E peki rezerv para olarak nasıl devam edecekti dolar? E, buna da Amerikan derin devleti bir çözüm buldu. Dönemin meşhur biliyorsunuz e, dışişleri bakanı Henry Kissinger Suudi Arabistan'a seyahat etti. Dünyanın en büyük e, o dönemin petrol üreticisiydi Suudi Arabistan. Ee, ve e, Suud, e, şey, e, Suud kralıyla doların rezerv para olması, petrolün dolarla ticaretinin yapılması konusunda anlaştı. Bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri de Suud hanedanının ve Suud devletinin iktidarının güvenliğini koruyacaktı. E, bunun için e, askeri üsler kuracaktı Arabistan'a. Dolayısıyla böyle bir anlaşma daha derininde bunun ne vardı bilmiyoruz. Bu su yüzünde görünen bir anlaşma muhtemel tehdit de olabilir çünkü Amerika için petrolün dolarla ticaretinin yapılması çok e, önemliydi çünkü Amerika altından e, bağını koparan doları dünyaya rezerv para olarak ancak böyle kabul ettirebilirdi ve suudlar neyse uzatmayalım. E, Suudlar bunu kabul ettiler ve dolar artık dünyanın e, tekrar rezerv parasıydı biliyorsunuz dünya ticaretinde e, petrolün çok büyük yeri vardır en büyük ticaret metası dünyada petroldür dolayısıyla onun be, belli bir para e, birimiyle yapılması dünyada o paraya talebi de çoğaltır dolayısıyla dünya ticaretinde tekrar e, doların rezerv para haline gelmesi devam eder. Bunun da adını koydular. dolar dediler. Şimdi artık e, serbestçe dolar basabiliyordu. Şimdi bu dolar e, para dediğiniz iş o kadar ilginç ki duymuşsunuzdur hep tabii bunu. E, nedir duyduğunuz? Efendim bir e, kağıdın üzerine 100 dolar yazın. Biraz mürekkep ve kağıt maliyeti. Yani şöyle gösterebilirim size. Bir kağıt bulayım boşta. Şöyle bir kağıdın üzerine 100 dolar yazdığınızda bu kağıdın maliyeti nedir basması odur budur ee, 3 kuruş 5 kuruş hatta şimdi elektronik paralar var biliyorsunuz e, elektronik dijital ortamda paralar yaratılıyor böyle bir maliyet bile kalmadı ne yapıyor ABD bunu size veriyor şu kağıdı veriyor size bu kağıdı verip karşılığında bugünün parasıyla, bugünün değeriyle 700 liralık mal alıyor, hizmet alıyor. Yani bir Amerikalı turist eline bunu alıp Türkiye'ye geldiğinde çok rahatlıkla bu kağıtla Antalya'da 7 yıldızlı otelde kalabiliyor. Bunu örnek olarak söyledim tabii. O Amerikalının eline bu para nasıl geçiyor? Bu ayrı bir hikaye. Ama sonuçta bu 100 dolar bu kağıt parçası Amerika'dan gönderildiği her yerden emek ve sermaye alıyor. Buna bir de şey diyoruz tabii. Şimdi bu kağıt bizim elimize geçti ya bu bir borçtur da aslında Amerika'nın bizden aldığı borçtur. Biz bunu kendisine iade ettiğimizde o da bize bir şeyler vermek zorundadır. Ha bunun için Amerikan devleti yıllardan bu yana Dış ticaret açığı verir. Bakın biz e, Türkiye'de dış ticaret açığı vermemek için on takla atıyoruz. Amerikan devleti dış ticaret açığı veriyor. Neden? Çünkü bunun fazlasını verecek ki dışarıya bu kağıdı verecek ki bedava mal alacak kendi ülkesine bedava mal sokacak. Bunun için de dış ticaret açığı vermesi de çok anlamlıdır e, Amerikan ekonomisinin. Şimdi bu e, süreçten sonra e, ne oldu? 71'de bağını kopardık, dolar kağıt parçası oldu ve e, 1980 yılına geldik. 1980 yılında e, e, Kenan Evrenler Amerika'dan Dünya Bankasından ithal e, bir ekonomisti yani Turgut Özal'ı ilk önce müsteşar, 1983 yılında da başbakan yaparak. 24 Ocak kararlarının Türkiye'de uygulanmasının baktılar önüne normal koşullarda olacak bir şey değil. Silahla uygulama yolunu seçtiler ve 24 Ocak kararları başladı. Ve 24 Ocak kararlarının sembolik ifadelerinden biri nedir? Hatırlayın. Eğer bu kağıt parasını cebinizde taşıyorsanız artık hapse girmeyeceksiniz ne kadar güzel değil mi? De bu kağıt parçası demek ki önceden hapse atıyordu insanı. Bu kağıt parçası artık hapse atmayacak. Özgürlükler dönemine girmişti artık Türkiye. 1980'le birlikte 83'te de Turgut Özal iktidarıyla. E yıllar geçti. Ağır ağır bununla ilgili uygulamalar gündeme gelmeye başladı. E, önce bir e, Türk parasını kıymetini koruma kanunu ee, ...öyle bir hale getirdi ki... ...Türk parasının kıymetini korumama kanunu haline getirildi. Ama üstünde hala Türk parasının kıymetini koruma e, kanunu yazıyor onu. Öyle içi boşaltıldı ve öyle değiştirildi ki... E, ...Türkiye yabancı sermaye, yabancı sıcak paracı... ...fabrika kuran yatırımcı değil bakın dikkat edin... E, ...sıcak paracı açısından son derece... ...uygun, son derece güzel bir pazar haline geldi. Hatırlarsınız o kadar çok borsa kuruldu ki artık isimlerini şaşırıyoruz. Bist 100, Bist 50, Bist 30, VOP, e, XXXX bir sürü e, isimli. E, ben kimse kusura bakmasın bunları şöyle değerlendiriyorum. Bir kumarhaneye girdiğinizde e, rulet masası vardır, poker masası vardır, 21 vardır bir de barbut atarsınız... Ee, hepsi bunların kumardır. Ee, hepsinde de tahmine oynarsınız. Bakın bunlarda da tahmine oynanıyor. Bunu oynayan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Ben kimseyi kötülemek istemiyorum ama bunları oynayan arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Bunlar da gerçek anlamda söylendiği şekilde bilim yoktur. Bunlar tamamen ABD'nin siyasi eğilimlerine göre o dönemki ihtiyaçlarına göre belirlediği politikalarla fiyatlanan piyasalardır, borsalardır. Dolayısıyla bunlarda dikkat ederseniz şu çok önemlidir. Trump'ın bir tweet atması ya da herhangi bir açıklama yapılması ya da Türk'de anayasa bir başbakanın cumhurbaşkanına anayasa fırlatması gibi hiç bilimsel olmayan bir takım dürtüler bu kumarhanelerin bu piyasaların hareket etmesine ve ülkemiz ekonomisini yıpratmasına yıpratmasının da ötesinde iflasa kadar gitmesinde işsizliğin boyutlarının buraya gelmesine neden olur. Şimdi ben size şu soruyu sormak istiyorum tekrar. Dolar yasaklansın mı? Dolar bize çok mu gerekli? Dolar bizim hayatımızda vazgeçemeyeceğimiz bir şey mi? Bunu hatırlayarak buna cevap vermekte fayda var. Amerika 50 bin dolar, 60 bin dolar kişi başı milli geliriyle dünyada ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri. Acaba Amerika gerçekten çok zeki, çok akıllı insanların bizdim çok çok ortalamamızın üzerinde yaşayan? İnsanların yaşadığı bir ülke mi ki bu kadar zengin? 60 bin dolar, 50 bin dolar e, bizim e, yıllık gelirimiz e, bu kur artışlarından sonra düştü. Yıllık 12 bin dolarlardaydı e, yaklaşık 8-9 bin dolarlara geldi. E, sebebi de biliyorsunuz bundaki kur artışıydı. Bunu çok iyi biliyoruz. Tekrar soruyorum ve kararı sizlere bırakıyorum. Bu kağıt parçasının Türkiye'de gezmesi, serbestliği sizce bizim için faydalı mıdır, zararlı mıdır? Teşekkür ederim.